Değerli konuklar, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. STEM zirvemize hoş geldiniz. Teknolojinin gelişmesi, ekonomide bilginin ağırlığının artması hem mikro alanda bireylerin hayatını hem de makro alanda ülkelerin ekonomik performansını pek yakından etkiledi. İnsana yatırım yapan, bilim ve teknoloji üreten ülkeler ekonomik büyümelerini de sürdürülebilir hale getirmeyi başarıyor. Ekonomik gelişmişlik ve kalkınma seviyesiyle inovasyon ve teknoloji yaratma kapasitesi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ülkemizin de sanayi stratejisi belgesinde sanayinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, dünya ihracatından daha fazla pay alacak şekilde yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi bir vizyon olarak ortaya kondu. Gerçekten de teknoloji üreterek, cari açık problemini sürekli yaşayarak, orta gelir tuzağına takılı kalarak 21. yüzyılın rekabet koşullarında ayakta durabilmemiz pek mümkün değil. Sürdürülebilir büyüme için ve kalkınma için en büyük itici güç hiç şüphesiz insan gücümüz. 2041 yılında çalışma çağındaki nüfusumuzun tam 65 milyona ulaşması bekleniyor. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için ne yapmamız gerektiği aslında çok açık ve net. Eğitimin, kalkınmanın en temel taşıyıcı unsuru olduğunun altını her zaman kuvvetle çiziyoruz. Bugün ise özel olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik yani İngilizce kısaltmasıyla STEM konusunda eğitimin ve STEM iş gücünün önemini vurgulamak istiyoruz. Çünkü STEM eğitimi ve iş gücü bilgi ekonomisinin olmazsa olmazı. Uluslararası karşılaştırmalara baktığımızda öğrencilerimizin fen ve matematik becerilerinin maalesef geride kaldığını görüyoruz. Ülke olarak inovasyon ve rekabetçilik endekslerinde de iyi bir konumda sayılmayız. Hem eğitimin niteliğinin yükseltilmesi hem de teknoloji ve inovasyon kabiliyetinin gelişmesi için enerjimizi, kaynaklarımızı STEM alanına odaklamanın çok doğru bir tercih olacağına inanıyoruz. Bilimin ana motivasyonu merak. Çocuklarımızın doğasında olan merak, hayal gücünü, soru sorma ve sorgulama isteğini acaba nasıl canlı tutabiliriz? Öğrenme ve öğretme süreçlerimizi çocuklarımızın potansiyelini açığa çıkaracak şekilde acaba nasıl yapılandırabiliriz? STEM konusundaki becerilerini artırarak yaratıcı, analitik, eleştirel düşünen ve problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmeliyiz. Fen, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarını birbirinden tamamen bağımsız ele almak aslında eksik bir yaklaşım olur. Bu alanların her biri bir diğeriyle çok yakından bağlantılı. Bir alan bir diğerinde kullanılır ve onu geliştirir. Dünyamızı değiştiren buluşlar, yenilikler bu interdisipliner yaklaşımdan doğmaktadır. Eğitim sistemimizde STEM konusunu birbirinden kopuk değil, disiplinler arası bir yaklaşımla birbirleriyle iç içe geçecek şekilde sunabilmenin öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde hazırlayacağını düşünüyoruz. STEM'in hayata doğrudan ilişkisini öğrencilerimizin zihinlerinde canlandırabilmek için sadece eğitimcilerimize değil, iş dünyamıza da önemli görevler düşüyor. STEM alanında okullarla işbirliği geliştiren, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilim ve teknolojiyi etkili kullanabilmelerini sağlamak için yatırım yapan, öğrencilere staj imkanı sağlayan, tez çalışmalarına destek olan ve kız çocukların teknoloji alanındaki kariyer seçmeye teşvik eden firmalar olduğunu görüyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ancak yapılabilecek yapılanlar ile yetinmek de mümkün değil. Mevcut iyi örneklerin hem sayısını hem de kapsayıcılığını artırmamız gerekiyor. STEM bilgisinin iş hayatında ne şekilde karşılık bulduğunu uygulamalı biçimde gösterebilirsek, öğrencilerin STEM'e olan ilgisini de artırabiliriz. Özel sektör
eğitim kurumları kamu kesimi arasındaki işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi, STEM alanında görev yapan eğitimcilerimizin de güncel bilgiye erişimini kolaylaştırarak eğitimin kalitesine olumlu yansıyacaktır. Değerli konuklar, STEM alanında eğitim almış nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek önemli ancak yeterli değil. STEM insan gücünü ülkemizde tutabilmek, ülkemize katkısını maksimize edebilmek için uygun ortamı da sağlamamız gerekiyor. Kıymetli bilim insanlarımızın ülkemizin üniversite ve araştırma merkezlerinde araştırmalarını yapabilmesi için onlara en iyi imkanları ve özgürlüğü acaba sunabiliyor muyuz? Araştırma geliştirmeye yatırım yapan firmaların sayısının artması ve Ar-Ge'nin tabana yayılması konusunda acaba hızımız yeterli mi? Bilimsel bilginin ekonomiye yansıması için şart olan üniversite sanayi işbirliğinde zincirleri acaba ne zaman tam anlamıyla kırabileceğiz? STEM konusunda yetişmiş insan kaynağımızın ülkemizin kalkınmasına hizmet edebilmesi için bilim üreten ve iş üreten kurumlarımızın da üzerine düşen sorumlulukları olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Değerli konuklar, geleceğin ekonomisi bilgi ve inovasyon üzerinde şekillenecek ve STEM becerileri hemen hemen tüm alanlardaki işlerde gerekli olacak. Yani STEM esasında herkese lazım diyoruz. STEM eğitimi ülkemizin geleceğinde yapılan en kıymetli yatırımdır. STEM iş gücü ülkemizi teknoloji ve inovasyonda ilerletecek en önemli güçtür. Bu anlayışla STEM'in önemi konusundaki farkındalığı yükseltilmeli, eğitimde enerjimizi gençlere sağlam bir STEM altyapısı kazandırmaya odaklamalıyız. Bu çağrımızın muhatapları elbette çoktur. En başta politika yapıcıların STEM konusunu öncelik haline getirmesini bekliyoruz. Eğitimciler, iş dünyası ve öğrenciler olarak hepimizin elimizi taşın altına sokması gerekli. Biz TÜSİAD olarak bu etkinlikte başlattığımız çalışmaları sürdürecek ve STEM konusunda eğitim ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugün çok değerli konuşmacılarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin konunun enine boyuna tartışmasını sağlayacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Değerli katkılarından dolayı ana sponsorumuz Samsung'a, sponsorlarımız Kibar Holding, Koç Holding ve Siemens'e, etkinliğimizi destekleyen kuruluşlar Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ve Türkiye Tekstil Sanayisi İşverenleri Sendikası'na çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza katkı sağlayan üyelerimize, İPSOS Araştırma Kurumu'na, konuşmacılarımıza ve genel sekreterliğimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım.